Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz diyorum. Bir videomuzun daha başına gelmiş bulunmaktayız değil mi? Abonelerimiz, izleyenlerimiz, bizi görenlerimiz neden abone olmuyorsunuz? Abonelerimiz durdu ve çok üzülüyoruz. Gerçekten lütfen bize onlar abone... Onlar değil ya, onlar oluyor da. Ya evet ya, bizim videolarımız gözükmüyor. Nedendir anlamıyorum. Anlamıyorum. Şey yapıyor ya, YouTube evet. Yapıyor YouTube. Onlardan yani değil. Gerçekten gösteri verse gerçekten yani şu an öyle tamam vuruldu ki gerçekten yani. Tam yani. Evet abonelerimiz bıçak, yok. Bıçak gibi kesti. Abone gelmiyor. Videolarımız izlenmiyor. Nedense anlamadık gitti vallahi çözemedik ama biz pes etmeyeceğiz, yılmayacağız dostlarım. Diyorum ve hemen başlayalım. Bugün annem izleyen niyetine kahve falı bakacak dostlarım. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basarsanız çok mutlu oluruz. Yarın saat 10'da gidelim arkadaşla yapalım kahvaltıyı. Olabilir. Ama orada ateş yakacaksa inşallah da kuyarlarsa kıyılarda çeker geliriz. Yani doğru. Dostlarım birkaç videoda beni sormuşsunuz neredesin Fatma, morayın bozuk diye. Ya çok hastayım dostlar, şeyde hani bu tatile gittik ya biz. Onu da güneş mi çarptı ben tabii. Şeyde yürüdüm. Güneşin böğründe yürürsem böğre böğre hasta olsun demişler. Ben de hasta olduğum için pek şey yapamadım. Yani çekemedim. O yüzden anneme devrettim. Sağ olsun annem de çekmiş bulunmaktadır. Ve bugün izleyen niyetini kahvaltımızı açıyoruz. Hemen niyetlinin bir bardak kahve, çay ne alıyorsanız alın gelin hemen dinleyin. Değil mi Ali? Şimdi bu sıcakla soğuk kahve güzel olur. Soğuk kahve için. Yok işver. Çarpıntı yapalım. Git bir Türk kahvesi ya. Git soğuk çay al. Çay al, çay. Evet. Sıcak çay da olur, önemli değil. Ama evet. Öbür gün alma, o çarpıntı yapar. Evet. Ayşe Gülcüm vardı, bizim sıkı takipçimiz. Bayağı sıkı sıkı takipçimiz. Yani ilk açtığımız günden beri bizi iyi takip eden bir izleyicimiz. Ayşe Gülcüm canım benim. Bana kızgın mısın sen, darıldın mı diye sormuş da. Yok be, ben kimseye darılmadım. Sana da darılacak değilim biliyorsun, aramızda bazen atışıyoruz falan yapıyoruz ama biliyorsun kimseye küsmem darılmam. Sana da kırgın dargın değilim. İyi sadece arkadaşlar, çok hastayım. Dostlar kırılmaz küsmez, her şeyi söyler evet. Ama yine küsmez darılmaz, tamam? Evet. Bir arkadaşınızı seçerken buna çok dikkat edin. Eğer bir arkadaşınız sizin lafınıza kırılıp darılıp üzülüp küsüyorsa o arkadaş arkadaş değildir. Benim bir arkadaşım vardır Cemile'cim, canım benim, buradan öpücüklerimi yolluyorum. Neler söylüyorum değil mi? Yeri geliyor gerçekten neler söylüyorum. Kalkıp da kırılıp darılmaz. Hep de o beni arar. Değil mi? Bu işte, bu arkadaş edilecek birisi değil ya. Vallahi ben. O kızcağız hiç durmadan arıyor, arıyor. Kanka sen neredesin? Bunca bu yok. Bunda hiç tık yok yani. Ya unutuyorum anne. Arıyorum, müsait olmuyorum, açamıyorum, sonra da unutuyorum da mesela. Vallahi hiç küsmeyin, çok sağ ol. Kanka ben seni biraz sonra arayayım diyor, tamam bitti. Daha kız ne zaman arar, o zamana kadar yok ya. Bitti, o anda unutmuştur ya. Kapattı, bitti, unuttu. Aynen, kanka ben seni 2 dakika sonra arayayım diyorum. Geçiyor, kalıyor, gidiyor vallahi. İyi bir kızdır Cemile. Evet, canım anneciğim. Öpüyorum burada. Hadi bak bakalım hani. Canlarım. Üstündeki yorgunluğa bakma. Gerçekten şu anda uykudan kalktım. Sabahleyin sigortaya gittim. Ben bir halt ettim bir ara. Bundan 3-4 yıl önce sigorta gösterdirdim. Yani bir ay çalışayım dedim. Yani bir sigorta dedi ki bana, sigortayı gösterirsen devam edeceğiz yeniden dediler. Para yatırmak için. İyi. Bir yeri gösterdirdim. Ona 3 ay ben onu yatıyor sandım. Yatmamış. Yatıyor ve krediye kesiliyor diye sanıyorum. Gittim kredi çekmeye. Senin kredin, şeyin, emekliliğin görünmüyor dediler bana. Dedim nasıl görünmez? Oradan kesiliyor dedim. Bankaya kesiliyor lan. Bir gitsene bankaya sormaya. Ben bu kadar umursuz salak vereyim. Ondan dolayı oradan 3 ay kadar bir ara verdi. Onu tabii devlet yatan parayı direkt kendi kesmiş. Kaldırmış, blok etmiş. Ondan ben ceza yemişim. Sağlık cezası. Sağlık İçerisinden para ödemem çıktı. Ceza yani. Ne? Ne oldu? Ne dedim sonunda? Ne dedim? Anne ya. Ne dedim? Küfür ettin anne. Ben. Vallahi etmemişimdir ya. Ettin bunu.
keseceğim yani bu küfür olayını keseceğim, devamını siz tabii dinleyeceksiniz. Tamam, idare edin artık. İzleteceğim sana. Hakikaten ettin mi lan? Vallahi ettin anne. Anne bana çok çok para ihtiyacı olduğu için devletin 121 lira bakın ödenmeyecek bir şey. 121 TL ceza kesmiş. Yani para kesmişler bana. 7 yıl sonra gelmiş bana. 7 yıl mı? 7 yıl oldum ben oradan çıkalı. Ben Selahattin'in şey tabii Selahattin demişim. Musa benim oradaydım. Oradan gösterdirdik ki sigortayı. İyi ürememiş o bir daha. Üremiş zaten kim bilir 3 kuruşmuştur o ürede ürede. Ondan sonra buna gittim sabahla ödeyen diye ta sigortaya gittim emene emene iyi kötü çocukla Yusuf'la ikimiz gittik. Oradan çıktık Allah'ım. Bağdık bu sefer buraya yatırmayacağım. Postaneye de paslı şey demedi mi? Banka demez mi? Yani orada biri senime gelse sıkacağım boğazını. Allah'tan memur güler yüzüydü Allah razı olsun. Şehitlerden geldik. Su veremi diye bana. Ben de dedim dur. Suyun da parası gene 5-6 yıl sonra dedim ya. Gerek yok su mu içmeyeceğim ben dedim. Su içtin bizim oradan diye dedim. Para cezası gelir dedim. Bir su vereydi iyiydi, bir su vereydi iyiydi derdi. Yok yok bir de suyun parası çıkar gelir arkamdan bir 7 yıl sonra. Tövbe yarabbim dedim hayır işimicim. O yüzden de ona biraz uzandıydım. Yorgun gibi görünüm, üzerinize afiyet, kusura bakmayın, alınmam olur mu? Ben annemi kaldırdım, kalk kalk video çekeceğiz diye de oldu. Hoş geldin, sefalar getirdiniz. Hiçbir şey bulamıyorsan çay, kahve ya da soğuk bir şeyler. Soğuk bir buz gibi su alın, tamam mı? Oturun karşıya, şimdi bizi dinlemeye başlayın canlarım. Bakalım ne çıktı bilmiyorum. İnşallah siz de ben gibi kasvetli değilsinizdir. Tamam. İnşallah. Nasip var. Bak. Battaniyelere geldi. Nasip var ama inşallah içi de güzel çıkmıştır. Bakmadım da ama bir bakayım bakalım. Bakalım. O ne lan? Canlarım bu ne? Nasıl bu ne Allah aşkına bu ne? Siz ne yaptınız? Bu ne ya? Siz ya. Benden de bedersiniz. Bu ne bugünlerde ya Rabbim? Nasip var, kısmet var diyorum ama. Bu fincan benim içim şu an. Kesinlikle ben benim içim. Yarın bir daha gideceğim ödemeye işte. Canlarım gerçekten içiniz o kadar sıkılmış, o kadar yorulmuş, daralmış, kararmış. Allah'ım bu ne ya Rabbim? Allah'ım. Ayşe Hanım, Ahmet Hanım, Ahmet Bey, Ahmet Hanım. Ahmet Hanım. Ahmet Bey, Ali Bey. Gerçekten 3 tane ay arka arkaya çıkmış. Bir, iki, üç, dört, 5 kişilik bir misafiriniz geliyor evinize. Vallahi şu günlerde misafir filan çekilecek değil ama hoş gelmiş, sefa gelmiş, baş üstüne diyelim. Ama yani çok insanlar yani şey de okudum, internet de okudum. Şu günlerde eve misafir kabul etmeyin, her yere sıcacık, her yer çok sıcak, don paça gezilmiyor diye. Evet. Ya arkadaşlar bakın, insanların iyi günü var, kötü günü var değil mi? Ya bir insan gerçekten bazen sırıtmakta bile zorlanıyor. Ya şöyle edemiyor insan, gerçekten edemiyor. Bir insan arasın, müsaitsiniz biz geleceğiz böyle böyle diye. Evde misin, değil misin? Şükür bize şu anlarda, şu günlerde çatı kapı gelen yok. Ben biraz o kısmı tıraşladım. Biraz da sıkıntımız var bizimle canlar. Evet yani. Kirada büyük bir zam yedik. Çok çok büyük bir zam oldu ev kirasına. Hem de Osmanlı tokadı gibi geldi. Ya o yüzden de moralimiz bozuk. İnanın bizim de derdimiz var ya. Şu derdimiz yok. 1500 liradan 5000'e çıkarıldı. Evet. Ne yapacağız? Birize bir akıl verin bakayım bana. Tamam mı dostlar? Şimdi devam edeyim. Canlarım gerçekten tamam. Çok kararmış. Çok şey olmuş. Yani içinizden bu kadar kavga mı? Üzüntü mü? Keder mi? Sevinç değil bu. Onu geç. Keder. Kavga. Kızgınlık, öfke, bunların hepsi var bunun içinde ya. Birinizin ya da birilerinizin gidip bir mezarın üstünde tepinesi var. Ben buna diyorum, tepinesi var. Benim de vardı, daha ölmedi. Ölünce yaparsın. Ölmez, vallahi de ölmez. Billahi seni beni öldürür gene ölmez, korkma sen. Canlarım, bakın.
Ölmüş ölmüştür. Yerinde kalsın. Bu dünyada yüzünü gösterdin Allah'ım, öbür tarafta gösterme bana. Sana havale ediyorum de. Ve affedeceğini sen bilirsin. Edip etmemek sana karış. Ben etmem. Ona karışamam. Et diyemem kardeşim. Tamam, kardeşlerim de diyebilirim. Canlarım da diyebilirim. Çünkü ben etmem. Siz edeniniz vardır değil mi? Tavuk vicdanlı olanlarınız var, eder. Hakkını helal etme. Yani. Bak, affetmek size kalmış. Ölecek mi diye açtım, bak ne çıktı. Zorlama, zamanı gelince önce çıktı. Evet ama zor olacak diye. Zaten ölemez o. Durum alacak, çok yerler yırtar o. Bakma siz. İnsanların hayatını mahvetmek üstüne yoktur. Bazen dediğin gibi bak şey, bir insanı affedemedim, o ona yük oluyor. Affetmek çok zor yani ama affetmedi mi de yük ya, oluyor. Bazı insanlar var gerçekten çok kolay affedebiliyor. Ben bilmiyorum, ben edemiyorum. Ben gerçekten edemiyorum. Şuramda yani taşıyorum. Yani öyle bir taşıma var ki bilmiyorum ya, yapamıyorum bir türlü. Ben ikinci bir insanım, öfkeli bir insanım, kızgınım. Belki de bazı şeyleri yaşamadığımdan, görmediğimden bilmem. O yüzden bilmiyorum yani, şey etmeyeyim. Canlarım, evinizin, bak bir rüyalar görüyoruz. Şu günlerde bir rüyalar görüyoruz. Gerçekten rüyalarımız çok önemli. Bu rüyalara dikkat edelim. Bazılarımız hayalet görüyor. Evin içinde hayal gezen bir şeyler görüyor. Besmele çekelim. Tamam canlarım. Sanki siz giderken evinizin içinde birisi geziyormuş gibi arkanızdan, ya da otururken birisi oradan oraya geçiyormuş gibi bir durumlarınız var. Canlarım, bu da bir vakit önce başlamış. Yakın bir zamanda vesveselisiniz. İçiniz düşünceli, kızgın. Canlarım, gördüğünüz rüyalara dikkat edelim. Kocaman havuz dolusu balık görüyorsunuz, göreceksiniz. Evet, balık. Hem de bunlar sazan. Sazan iyi balık. Diyeceğim, dikkat edelim, havuz akıntısı olursa iyidir ama suyun akıntısı olursa iyidir. Ama havuz dolusu balıkla suyu görmek biraz... dur bakayım. Tabii suyumuz da biraz bulanık olacak. Dikkat edelim. Bu rüyayı gördüğünüz zaman bir yorumcuya danışırsanız çok iyi olur. Ben pek bilemiyorum. Rüya yorumunda pek şey değilimdir. Kendimkinleri bile yoramıyorum arkadaşlar. Hele de şu günlerde. Gerçekten bu yorumlara dikkat edelim. Hani gördüğümüz rüyaların yorumlarına dikkat edelim. Yüzük bekleyenlerimiz var. Arkadaşlarım, yüzük bekliyorsunuz ama karşı tarafın iyi olup olmadığını bilmiyoruz. Onu bir sınava tabi tutalım. Bir denemeye tabi tutalım. Yani en azından karşı tarafın size bakıp bakamayacağına, olumlu olup olmadığına bir deneme. Yani siz kendinizce bir deneme bulursunuz. Benim dostlarım, arkadaşlarım akıllıdır, bir yol bulur. Karşı tarafı denemenin, tamam mı? Ona göre bir denek, tartalım ona göre. Hep bana diyenlerden uzak duralım. Getir bana yiyelim, sana gelen yiyemeyeceğim, bana gelen konağım geçenden değil. Tamam mı? Oraya konduğu zaman hepsini bir yenmesi lazım, olması lazım, paylaşılması lazım. İki baştan yürür evlilik dediğimiz, yani iki baş bir olursa öyle. Sen sene ben bardak dersen o da olmaz. Tamam mı canlarım? Gerçekten yani dağlara çıkıp avazınız çıktığı kadar bağırma imkanınız var. Gerçekten var. Oy, bu ne böyle? Dedim ya, Ali Bey, Ahmet Bey, Ayşe Hanım. Gerçekten şu günlerde bu dert ne, sıkıntı ne bileyim, dağları yakasınız var. Denizleri deviresiniz var. Çok Nurten Hanım. Nurgül diyeceğim, Nurten diyeceğim, Nurten, Nurten de olur, Nurgül de olur. Ne harfi var adında? Gerçekten, Niyazi Bey. O nerede çıktı kız? Niyazi, bak dilime geldi, gerçekten. Bu, size bir şey söyleyeyim mi? Bir anda insanın aklına geliveriyor böyle isimler, hani derdi, tasası, sıkıntısı olan isimler. İnsan, olmayacak insanın ismi geliyor insanın ağzına, gerçek onu diyeyim size. Şöyle bir çıkıp dolaşalım, eğer çıkıp yorgunluk, kırgınlık, üzüntü tamam var içinizde ama şöyle bir çıkıp dolaşma imkanınız varsa
Bir 5 dakika, yarım saat bir dolaşmanın faydası var. En azından bir belediye arabasına binin, son durağa kadar gidin, son duraktan binin, geri evinize gelin. Özel araba tutmuş gibi oluyor insan kendisi. Ama gerçekten var ya, bir insan kendini eve kapattıkça, bir gün, iki gün, üç gün derken yıllar geçiyor, evde kalıyorsun anne. Tabii. Ben çok iyi fark ettim bunu. Çünkü gerçekten öyledir. Yani insanlardan uzaklaşırsın, dışarıdan uzaklaşırsın, artık hiçbir şey görmezsin. Ya sadece evin içinden ibaret olduğunu görürsün. Aslında bir evin içinden ibaret değilsin. Dolaşabilirsin. Çık ya, git bir parka, bir bardak çay. Ay, içecek gibi olmamış ama. Yine bir parka git, ya, demle git. Ya termosa kalk kültürü iç, ne ha, kadar zorabiliyor değil mi? Termosa demle, ha. Git orada bir bardak kat. Yani kendi kendine de para öde. Gelinin al bu elime, öde parayı gel. Tamam mı? Biz de yapmıyoruz. Yaparız. Eli veresin dalkımı, kendin yersin salkımı. Yapıyoruz ya. Ne zaman? En son ne zaman dışarı çıktın? Hadi sabahla. O işim var diye dışarı çıktın. Dün ben de çıktım, ben dün de çıktım. En son ne zaman Incirlikpınar'a gittin? Yıllar, ya, yıllar önce. Onu oraya neden gitmiyorum? Bak yemin ediyorum. Tamam, neden... sus. Biliyorum. Ay o değil. He. Ya kene korkusundan, köpek çok orada ya, Allah Allah. Bana ne o kadından? Sahibi tanıdık da ondan. Ya çok yılışık bir kadın. Allah bir an işi yapmasın, kimseye de kötü iş yapmıyorum ama. Ya oturuyor yanınızda, sen, ben yüzüne bakıyorum, ne dediğini de anlamıyorum. Yani orada değilim sanki ama. Ya kırmak da istemiyorum, böyle bir insan. Hani o yüzden de iyi bir insan aslında, özünde iyi bir insan. Ama köpek çok, köpek çok gezdiriyorlar. Allah. Kene korkusunda, şu günlerde televizyonda dediler ya, kene korkusu var ya, sivrisineklerinde, kara sineklerinde vazgeçtim. Ama kene bu, kene. Yani ondan korkuyorum ben, o yüzden gitmiyorum oraya ya. O zaman buradan bir bilgi vereyim, eğer kene şüphesiyle bir şey üzerinizde görürseniz de keneden şüphe edersiniz, bilmeyebilirsiniz hayvanı. Ondan şüphe ediyorsanız hemen direkt doktora. Kendiniz çıkarmayın doktora. Sakın, tamam, sakın. Tamam mı? Ondan dolayı vallahi başka bir şeyim yok. Ha, giderim. Ben üniversitenin yanına da giderim. Ben dün de çıktım dışarıya. Bugün de çıktım dışarıya. Ben muhtara kadar yürüdüm gittim ama oradan dolmuşa bindim. Geldim deliye geldim. Geri gelemedim. Geri çekmedin mi? Seninki önden çekişti. Ön çekişti. Arkadan yok. Yok. Canlarım. Kalabalık içindesiniz. Böyle nasıl diyeyim? Bir kırk ayak. Yemin olsun kasvet basacak üstünüz battıkça size de ama bakın idarin tamam. Böyle ellerin bir yanına, ayakların bir yanına, böyle kollar her yerin bir yanına ayrılmış. Parça parça oluyor sanki içinde. İçini bu kadar dağıtma, gönlünü bu kadar acıtma. Gerçekten bereket var üstünde canım benim. Gerçek bu. Ya... Küfür gelecek. Anne! Bak çıkıyor da neredeyse tuttum bunu. Ya ben etmiyorum küfürü, sen ne ediyorsun? Yani her zaman dediğim bir laf var. Benim etmem lazım. Ya onları boş verin siz. Böyle atlatayım tamam mı? Onları boş verin. Kendinize bakın ya. Biraz kendinize bakmanız lazım. İnanın bana öyle bir şey yapıyorum ki şu günlerde. Bakın sonra söyleyeceğim ama şimdi değil. Bekleyin bakalım tamam mı? İnanın bunun sonu gücü... Ya güzel olacak ya mezarlık olacak bilemiyorum. Bakalım inşallah hayırlısı olur, ne? İyi olur. Durun bakalım. Ne yapayım lan? Şimdi falan bakıyorum, git başımdan. Ne yapayım? Canlarım. Ne yapayım? Bir şey yapıyorum, git başımdan. Biraz bir para beklentiniz var. Bir para ihtiyacınız var. Tamam, para ihtiyacımız. Bakıyorum. Hepimizin para ihtiyacı var. Hele de şu günlerde gerçekten. Öyle ihtiyacımız var ki Allah'ım ne olursun. Hastalara şifa. İhtiyacı olanlara ihtiyacını, para ihtiyacı olur. Ya para, yani yiyecek ihtiyacı olur. Bir şeyler olur ya mutlaka. Allah'ım ne olursun hepimize yardım etsin. Herkese yardım etsin. Tamam mı canlarım? Biraz ılımlı olalım, biraz güler yüzlü olalım. Bunlar da parayla değil de ya. Vallahi parayla. Evet. Vallahi parayla ya. Ya kasvet bastıracağım millete de o yüzden bakma. Ben de para istiyorum ya. Para istiyorum ya. Allah Allah, tövbe bak, her zaman şöyle dua, Allah'ım sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk, çok para ya Rabbim. Amin. Benim çok param olsa ben bozulurum da Allah'ım. Ya Allah'ım sen
sen gene bir borcumuzu harcımızı ödeyecek kadar ver ya Rabbim. Git de evimizi arabamızı alacak kadar ver ya Rabbim. Çok gevezeler hocam. Hocam diyecek şimdi Allah. Canlarım evinizde bunlar yanıyor. Elektrikle mi kesilecek? Ne yapacak? Bence bunun anlamı başka bir şey. Dilek... Aa dur. Tabii ya. Bak. Mumların önünde dilek var. Balık var. Balık paradır. Dilek kapılar açık. Ve bak bak bak. Ya. Ya canlarım bir şey böyle diyor ki. Tabii ki şimdi şöyle. Nasip kısmet gerçekten bu kadar zorluğun arasında diye bir çadır işi bir iş kurmaya kalkmışsınız. Çadır kurulmuş. Birisi engellemeye çalışıyor. Canım benim bu engelleyecek olan kişiye de bir şeye verebilirsiniz yani. Arkadaşım git başına. Bu iş benim işim. Ben yapacağım. Ben yaparım Allah'ın izniyle izin verdiği sürece dersiniz tamam mı? Bu engelleyecek olan kişi de saçları şuradan etrafını tıraş etmiş. Beyaz tenli, boncuk gözlü, beyaz yüzlü yani. Böyle bir kişi. Siz kendinizden uzak tutarsanız, işinizden, evinizden, etrafınızdan uzak tutarsanız, adının içinde V harfi var hayatım. Bundan uzak tutarsanız çok çok iyi olur. İş sizin işiniz. Yapmak da sizin işiniz. Yapamamak da sizin işiniz. Tamam mı? Bu size bağlı olan bir şey. Ya denedim olmadı. Denedim oldu. Pes etmek yok. Tamam? Canlarım gerçekten dilek kapılarınız açık. Ne dilerseniz dileyin şu günlerde. Hele de şu 3 gün içinde diyeceğim. Şu 3 gün içinde. Salı, çarşamba, perşembe, cumaya kadar. Tamam mı? Ne dilerseniz olacak gibi görünüyor. Ama zamanı ve vaktini bekleyin. Şu 3 gün yemin ediyorum çok önemli. Bir şey biliyorum da söylüyorum. O yüzden diyorum. Çok önemli. Ne olursunuz. Her an aklınızdan geçirebilirsiniz dileğinizi. Her an isteğinizi geçirebilirsiniz. Yahu koca istiyorsan koca istiyorum diyeceksin. Para istiyorsan para istiyorum diyeceksin. Yaşam istiyorsan yaşam diyeceksin. Tamam mı canım? Ne istiyorsun? Ama ölüm isteme. Onun vakti zamanı var. İstediğin zaman gelmiyor. Ona boş ver. Tamam mı? O yüzden gerçekten bu şu kadar karanlığın içinde şu kadar güzellik var. O kadar şahane ki. Açılacak. Dileğiniz, yaşamınız, hayatınız güzelleşir hayatım. Nasıl güzelleşiyor? Bunu güzelleştirmek kendi elimizde olduğu için. Bazı zaman biliyorsunuz mu evliyken eve gelmek istemezdim işten. Gene kavga edeceğiz. Gene gürültü olacak. Gene hani ya mutlaka akşam zehir olacak diye gelmek istemezdim eve. Zorla şey olurdu biliyor musun? Zoraki bir gelme mecburiyetim olmasa eve gelmezdim. Ama sizlerde de bunu görüyorum ki o yüzden söylüyorum. Ne olursunuz her şey sizin elinizde. Karar da sizin elinizde. Karar verip vermemek de sizin elinizde. Tamam mı? Baktığınız hayatı zorlaştırıyorlar size. Zorlaştıranı çıkaracaksın hayatınla. Tamam mı hayatım? Sıkıntılar iyidir. İnsanın direncini ayakta tutar. Dirayetli olur. Yani ben yapacağım der. Artık ben ayakta duracağım der. Ama bir şeyi hesaba katmaz. Ben yaparım, ben yaparım dersin ama Allah ona izin vermiyor bazı zaman canlarım. Dikkat edelim tamam. Şimdi tabağımıza bakalım. Çok karıştırdım da o yüzden diyorum. Şunu söküp atma. Ne kadar parçalanırsa parçalansın. Seni Allah'a havale ediyorum. Beni yaktığın yerden Allah da seni yaksın de. Geç. Üstüne bir kalem çek. Geç. Tamam mı canlarım? İnanın bana. Ne ölüyorlar ne de bir yerlere gidiyorlar. Sana yaptıkları sıkıntıyı çektiriyorlar. Ha, hayatımı yedikten sonra gidiyorlar. O ayrı bir şey. Ama o hayatı yedirmemek sizin elinizden. Ya bazı şeyleri yaşanmışlıklar olur insanların arasında. Bu yaşanmışlığa rağmen katlanayım dersin. Olmuyor kardeşim. Olmuyor. 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 Zorlama. Merdiven kurup balkona çıkmaya çalışma. İt. Bu kalsın. Gözünü seveyim bu kalsın. Tamam mı? Sizler, canlarım inan bana bak para bekliyorsunuz. Bu para bir yerden... geliyor. Bu para geliyor. Bu para geliyor. Canım benim çok yakın bir zamanda. Sana koltukta oturan birisinden yalnız.
bir cuma günü ya da perşembe ya da cuma da ikisi de olur. Camiye gir. Caminin kadınlar bölümünde git. İki rekat namaz kıl. Gözünü seveyim bunu yapın. Caminin minaresini görüyor musun bak? O kadar güzel ki devenin üstünde bu cami minaresi. İnanın bana o kadar güzel ki bağıra bağıra geliyor. Şu üç gün içinde bunları yap diyor sana. Cuma'ya kadar yap. Dileğin kabul görecek hayatım. Hepinizin dileğini kabul görsün canlarım. Bebek sahibi olmak isteyenler var. Bunu cumaya kadar git. Cuma, perşembe günü yap. Cuma günü yap iki gün. Üç hafta üst üstüne. Perşembe ve cumaları git. İkişer rekat namaz kıl camide. Dileğini tut. Olmazsa bana söyle. Allah büyük. Kabul edip etmemek Allah'a kalmış bir şey. Neden olmazsa diyorum. Çünkü Allah'ın evine girip dua ediyorsun sen. Tamam mı? Allah'ın izniyle olacak. Tamam. Allah'tan yalnız hayırlısını iste canım. Hayırlısı olacaksa, senin için hayırlı olacaksa öyle iste, tamam mı canım benim? Bir dileğiniz var, dilek tut hayatım. Dileğim o kadar güzel ki bak. Çok şahane, çok güzel. Oluyor, dileğin gerçekten oluyor. Çok yakın bir zamanda olacak. Ben git camiye. Perşembe gün git. Cuma ve sela vaktinin arasında. Cuma ve selanın. Ezan ve selanın arasında git. İki rekat namaz kıl, duanı et. 100 kere besmele çek. 100 elham oku, 100 besmele, kufalat oku. Besmele ile bir ama bak. Her birinde birer besmele çekeceksin. Dileğini de tut, isteğini iste. Allah'ın evinde istiyorsun çünkü. Ondan sonra gel evine. Gönlü rahatlığıyla Allah seni duyar. Tamam. Şimdi Fatma da. Evet. Yani hayat sizin hayatınız dostlar. Nasıl yaşamak istiyorsanız öyle yaşayın. İyisini de siz yaşayacaksınız, kötüsünü de siz yaşayacaksınız. İyi olsa da size olacak, kötü olsa da size olacak. Dışarıdakine anca konuşur. Aman vur esinler dursunlar. Dıştakine yatana kadar konuşur. Uyuyana kadar konuşur. Ha. Uyuduktan sonra geçer hepsi, tamam? Yani hayat benim hayatım. Ben nasıl yaşamak istesem öyle yaşayacağım. Deyin ve öyle de yaşayın. Çünkü ölümlü dünya. Ölüp hepimiz bir gün ölüp gideceğiz. Ama arkamızdan iyi söyleterek yaşayalım. Yani. Kötü değil. İyilik yapalım, iyilik olsun arkamızdan. İyi, çok iyi bir insandı, üzüldüm öldüğüne ya da gittiğini densinler. Allah cezasını versin, iyi ki ölmüş demesin. Vallahi demin geliyor belediye arabasından. Adam hastanede yatmış, karı koca konuşuyor adam ama artık yokunları herhalde. Ünlemişler hani ya gel görsün hani gelmeyeceksin demiş gebersin demiş karı. O da kocası da diyor ki evine çocuğuna çoluğuna sahip çıkmayana diyor. Niye ziyaret edeceksin diyor. Gebersin gitsin diyor. Vallahi de billahi de böyle diyorlar bak. Allah'ım dönüp söyleyecektim diyemedim. Yemiyorsun diyemedim. Ölecek insana böyle deme gene diyemedim. Ama işte yani. İnsanı öyle bir raddeye getiriyorlar ki artık. Yani kimse vallahi yani bak arkamdan konuşuyorlar. Bak bir koltuk arkamdalar. Karı koca ikisi. Yani gebersin demesin ya. Ya Allah düşürmesin ya da şifasını versin. Allah yardımcısı olsun diyebilecek karaktere getirelim. Allah ıslah etsin diyeceksin yani. Ne diyeceksin? Yani, Allah akıl fikir versin. Herhalde çocuğun çoluğuna evine sahip çıkmamış. Onun bunun arkasından gezmiş. Öyle diyorlar çünkü. Yani, evet canlarım, dert düşlerim. Bakayım kaç dakikamız oldu kız? İyi 28 dakika video çekmişsin anne be. Ama konuştum canım şimdi evet. Şeyleri anlattım ya ondan dolayı. Evet. Dostlarım kanalımıza abone olursanız, bizi desteklerseniz, videolarımızı beğenirseniz çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok mutlu oluyoruz. Ayrıca da dediğim gibi videolarımızın altına yorum yapıp sorunuzu sorarsanız sorularınıza özel hediye soru kartı açıyorum. Bunu bırakmadım. Sorunuzu yazmanız yeter. Herkese baktığım için artık azaldı yani. Neredeyse yazmayanlar çok çoğunlukta. Çünkü herkese baktım diyorum. Ve de ne diyecektim? Kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Bu mallar abonelerimiz için, evet. Abone olacak kişiler için. Evet. YouTube'a da diyorum artık bırak şunun fervarını. Bizim peşimizi artık. Bırak. Biz bırakmayacağız çünkü. Bırak. Evet ya gerçekten öyle bir bıçak gibi kesti. Ya kesildi ya. Bakın normalde bizim aylık 200-300 belki 500-600 abone gelirken daha sabah baktım 20 abone bile gelmemiş bu ay. Gelmemiş.
bu ay kapattılar, öbür ay açılacak. Beklesin. İnşallah ya Rabbim. Ondan sonra. Hayır sonra dutak olur. Biz de bakarız gene. Boşver. Biz evet, dostlarımızla evet. Oturup konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Sıkıntılarınız varsa yorumlarda yazın. Özel açılım yapıyoruz. Özel açılım için yorumlar kısmına yazın. Özel açılımlarımız ücretli diyorum. Herkese tavsiye ediyorum özel açılımı. Ve kendinize iyi bakın diyorum. Çok uzatmadan. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Dostçakalın canlar.